Sevgili gençler, herkese merhaba. Bir IET coğrafya denemesiyle karşınızdayız. Aşağıdaki haritada bazı şehirlerin konumları gösterilmiştir. Bu şehirlerin etki alanları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi New York küresel demiş arkadaşlar. Biliyorsun New York Amerika'da önemli bir kent. Finans merkezi dünyanın. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğru. Rio de Janeiro bölgesel demiş. Evet arkadaşlar, Rio Brezilya'da biliyorsunuz ve bölgesel bir kent. Kahire küresel demiş. Arkadaşlar Kahire küresel olamaz. Mısır'ın başkentidir. Küresel olması için işte Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ya da ABD gibi ülkelerin önemli kentleri olması gerekiyor. Dolayısıyla Kahire cevabımız arkadaşlar 1 Ceyhan diyoruz. Kano yerel demiş. Evet. Pekin küresel. Evet. Arkadaşlar ikinci soruya geçelim. Aşağıda Türkiye haritasında K ve L merkezlerinin konumları verilmiştir. Bu merkezlerde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi daha fazla yetişir demiş. Arkadaşlar K, Aydın'ın olduğu yer. Aydın deyince aklımıza ne gelmeli? Değerli arkadaşlar, tabii ki incir gelmeli. İşte domates, mısır, ayçiçeği, zeytin demiş. Ha, zeytin de var ama özellikle kanın olduğu yerde incir gençler ön plan çıkıyor. L'de de Doğu Karadeniz arkadaşlar fındık ön plana çıkıyor tabii ki. Bakın zeytinin karşısında pamuk var L'de. Zaten buradan E şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Diğerleri de olmuyordu. Cevabımız Adana. Evet, 3 nolu soruyla devam ediyoruz. Aşağıda ilk çağda Anadolu kurmuş bir medeniyete ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir diyor arkadaşlar. Ege kıyılarında yaşamışlardır diyor. Kuyumculuk, mimari ve heykel alanlarında gelişmiştir. Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Arkadaşlar şimdi Kral Yolu deyince hemen tabii ki Lidyalılar aklımıza gelecek. Parayı da bulan Lidyalılar aklımıza gelecek. Ege kıyılarında biliyorsunuz Manisa dolaylarında yaşamışlar. Onu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir ülkede çalışanların ekonomik sektörlere göre dağılım oranları gösterilmiştir. Sadece grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım arkadaşlar, 165 hizmet sektörü bakın. Dolayısıyla bu ülke gelişmiş bir ülkedir. Hangisine ulaşamayacağız? Hep beraber bakalım. A. Tarımsal üretim miktarı oldukça düşüktür demiş A'da. Şimdi arkadaşlar tarım %5 ama bu gösteren %5 tarımsal üretim değil. Peki ne oluyor? Tarımda çalışan insanların oranı arkadaşlar. Yani bu ülkedeki 100 insanın 5'i yani %5'i tarım sektöründe çalışıyormuş. Yoksa burada tarımsal üretim miktarı düşüktür demek çok büyük hata olur. Tam tersine bu tarz ülkelerde tarımda çalışan insan sayısı az ise arkadaşlar modern tarım yöntemleri yapıyorlardır ve birim alandan yüksek verim alıyorlardır. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Cevabımız Adana diyoruz. Evet, 5. soruyla devam ediyoruz. Doğu Karadeniz Projesi bölgesinde yer şekilleri sanayi ve tarım faaliyetlerini sınırlandırdığından yöre halkı zorunlu olarak başka ekonomik faaliyetlere yönelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yöre halkının yöneldiği en önemli ekonomik faaliyettir demiş. Arkadaşlar Doğu Karadeniz deyince aklımıza tabii ki ne geliyor? Balıkçılık geliyor. Biliyorsunuz Karadeniz balık yönünden oldukça zengin bir denizdir. Karadeniz insanın da bir takım olumsuz durumlardan dolayı insanlar denize yönelmiştir arkadaşlar. Balıkçılık en önemli ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Bilginiz olsun. Ve sevgili gençler geldik AYT denememizin son sorusuna. Aşağıdaki haritada Afrika kıtasında bulunan Sahel bölgesi gösterilmiştir. Arkadaşlar Sahra Çölü'nün hemen altı bakın şu noktaları koyduğumuz yer biliyorsunuz Sahra Çölü. Hemen altında kalan bölgeye Sahel bölgesi diyoruz. Burada oldukça geri kalmış maalesef. Yaşam standartları oldukça düşük ülkeler grubu burada yer alıyor. Bu bölge ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez diyor. Bakalım gençler. A'da tarımsal verimliliğin düşük olduğu bir bölgedir. Evet arkadaşlar yani ciddi problemli bir bölge. Tarımsal verim üretimi oldukça düşük. Açlık, kıtlık, yoksulluk bu ülkelerde var. Böcek istilaları ve salgın hastalıklar yaygın olarak görülür. Evet. Kuzeyinde Büyük Sahra Çölü bulunur. Söylemiştik arkadaşlar. Şiddetli kuraklık nedeniyle bitki ve hayvan türleri zarar görmektedir demiş. Aynen sıkıntılı bir yer olduğunu cümlemin başında söylemiştim. Ve son E şıkkını okuyorum gençler. Tundra adı verilen ve çoğunlukla cılız otlardan oluşan bitki örtüsü yaygındır. Gençler biz tundrayı nerede görüyorduk? Kutba yakın bir iklimde hatırlarsanız.
Yani 70-80'li enlemlerde görüyoruz gençler. Yani Kanada gibi, Norveç, Sibirya gibi yerlerde biz tundrayı görüyoruz. Burada tundranın işi yok. Burası Afrika'nın ortasına yakın bir nokta. Oldukça sıcak ve kurak bir nokta arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet sevgili gençler, AYT'de 6 soruyu çözdük. Netlerinizi yorumlara bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.